Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji, ekolojik kavramlar ve ekosistemi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz bu videomuzda. Daha doğrusu bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Ekosistemi etkileyen faktörleri daha önce abiyotik faktörler, biyotik faktörler olarak vermiştik. Kavramlarımızdan da bahsetmiştik. Bu konu bizim için önemli. Üniversite sınavında her sene sorusu gelen bir konudan bahsediyoruz. Böyle kavramlar, tanımlar önce çok kolaymış gibi gelir ama üzerinden biraz zaman geçince tabii ki unutmaya başlıyoruz. 11. sınıfta da ekolojinin devamını göreceğiz. Üniteyi ikiye bölmüşler. Bir kısmı 10. sınıfın sonunda, bir kısmı 11. sınıfın sonunda karşımıza çıkacak. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Zaten bir eşleştirme sorusu. Kavramları vermiş, tanımlarını da vermiş. Bu tanımlarla kavramları birbiriyle eşleştirmemizi istiyor. Sınırları belli bir alanda bulunan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktan bahsediyor. Hemen 1, 2 ve 3'ümü şuraya alacak olursam. Zaten hep sınırları belli bir alan demek zorundaydı. Aynı tür canlılardan bahsediyorsak bu canlılar neyi meydana getireceklerdi? Popülasyon adını verdiğimiz toplulukları. O zaman birin C'ye gitmesi lazım. Sınırları belli bir alanda bulunan farklı tür canlılar bir araya geldiği zaman da, popülasyonlar bir araya geldiği zaman komünite adını verdiğimiz birlikleri meydana getiriyordu. Komüniteleri bir de cansız çevreyi etkilediğin zaman, yani abiyotik faktörleri eklediğin zaman da ekosistem adını verdiğimiz yapılar meydana geliyordu. Yani şöyle bir baktığımız zaman da cevabımız C, B, A şeklinde olduğuna göre Edirne'ye düşmüş oldum. Yine yerine koyma sorusu çıktı karşımıza. Buna göre X ve Y olarak belirtilen yerlere gelecek kavramlar hangi seçenekte verilmiştir diyor. Şimdi aynı tür canlılar bir araya geldiği zaman hangi yapıları oluşturuyordu? Popülasyon adını verdiğimiz toplulukları meydana getiriyordu. Popülasyonlar bir araya gelirse komüniteler oluşuyordu. Komüniteler bir araya geldiği zaman ekosistemleri, tüm ekosistemler dünya üzerinde havada canlı yaşayan en yüksek noktadan denizde, okyanusta canlı yaşayan en alt noktaya kadar tüm canlılar bir araya geldiği zaman da biyosfer dediğimiz yapı meydana geliyordu. Haliyle cevabımız da Bursa'ya düşmüş oldu. Geldik diğer bir soruya. Bir ekosistemdeki organizasyon düzeylerinde canlılar incelendiğinde tamamının, buna göre organizasyon düzeyi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakmış, kromozom sayılarının aynı olduğunu göstermiş. Kromozom sayıları aynı olduğuna göre aynı tür olduklarını düşünebilirim ama kesin bir bilgiden bahsetmiyoruz. Çünkü işte biliyorsunuz moli balığı da 46 kromozomlu, insanlar da 46 kromozomlu. İkisinin kromozom sayısının aynı olması aynı tür olduğu anlamına gelmez. Çiftleştiğinde verimli döl verebilmesi aynı tür olduğunu anlamına gelecek. Üniversite sınavında türün tanımı çıktı daha önce. Şıklarda kromozom sayıları aynıdır, çiftleşebilirler, birbirine benzerler vardı. Ama bizim hangi şıkı seçmemiz lazımdı? Çiftleştiğinde verimli döl verebilen, yani onların torunları olabilecek, çocuğu kısır olmayacak, verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar denir. Beslenme şekillerinde aynı olduğu tespit edilmiş. Baktığın zaman kromozom sayısı aynı, çiftleştiğinde verimli döl verebiliyor, beslenme çeşidi zaten aynı. O zaman bu canlılar bir araya gelerek popülasyon adını verdiğimiz toplulukları meydana getirecekler. Sınırları belli bir alanda aynı tür canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa denir. Yukarıda tanımı yapılan kavram hangi seçenekte verilmiştir? Dediğim gibi çok basit gelir size tanımlar ama bir süre sonra üstünden zaman geçince unutmaya başlayacaksınız. Aynı tür canlılar bir araya geldiği zaman popülasyon adını verdiğimiz grupları oluşturacaktı. Yeri gelmişken sayayım. Popülasyonlar bir araya gelecek komüniteleri, komünitelere abiyotik faktörler eklenecek ekosistemler, ekosistemler bir araya gelecek ekosfer veya biyosfer dediğimiz yapıları meydana getirecekler. Habitat ise canlının en iyi yaşamını sürdürebildiği alanlardı. Şimdi baktım, bir kelebek türü olan, ismini vermiş Arachnia levenada, kanat rengi uzunluğu gün uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyormuş. Uzun yaz günlerinde bu kelebeklerin kanatları siyah zemin üstüne beyaz açık renkli benekler oluyormuş.
Daha kısa olan bahar günlerinde ise açık renk üzerine siyah benekler meydana geliyormuş. He, bu kelebek türünün kanatlarındaki renk değişimine neden olan ekosistemin abiyotik faktörlerinden hangisidir diyor. Şimdi baktığımız zaman kelebek türünün rengi değişmiş. Neye bağlı olarak? Gün uzunluğuna bağlı olarak. Uzun yaz günlerinde başka türlü olmuş. Daha kısa bahar günlerinde başka türlü olmuş. Sıcaklıkla ışık arasında kalabilirsiniz. Burada önemli olan güneşi alma süresidir. Yani ışığı alma süresidir. Üstüne basa basa uzun gün, kısa gün demesinden dolayı uzun günde güneşe daha fazla maruz kaldığı için farklı bir adaptasyon geliştirmiş. Kısa günlerde ışığa bağlı olarak daha farklı bir adaptasyon geliştirmiştir diyebiliriz. Hemen geleyim diğer bir soruma. Ekosistem ekolojisi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı çalışma yaptığı ekosistemde bulunan canlıları bir gruba, cansız çevreyi de bir gruba ayırarak inceleme yapıyor. Buna göre bilim insanının incelediği aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Böyle uzun uzun cümleler yazıyorlar, bir sayfalık yazı metin yazıyoruz. Aslında aşağı soru çok basit. Hangisi canlıdır, hangisi cansızdır diye soruyor. Şimdi çam ağacına baktığın zaman bitki, biyotik faktör, ağaç kakan kuşu biyotik faktör, karınca biyotik faktör, sinek biyotik faktör. Ama toprağa baktığın zaman canlıları etkileyen cansız faktörlerden yani abiyotik faktörlerden bir tanesidir diyeyim. Gelelim ekologlar ile ilgili verilen bir soruya. Ekologlarla ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Ekolog dediğimiz zaman ekoloji ile ilgili yani canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalında çalışmalar yapan bilim insanlarına ekolog ismini veriyorduk. O zaman ekoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarıdır tabii ki diyebiliriz. Çalışmalarında sadece canlıları etkileyen cansız çevreyi incelerler. Hayır, canlıları canlılar da etkiler. Hatta bazen diyoruz ki işte kutuplardaki ayılar, ekvator bölgesindeki diğer canlıların yaptığı hareketlerden etkileniyor. Ya hocam kutup nereye, ekvator bölgesi nereye? Nasıl iki canlı birbirine etkilesin? Çok uzak mesafeler olsa bile canlılar mutlaka birbirlerini etkileyecekler. Neden bahsediyorum? Çünkü aynı oksijeni kullanıyoruz. İkimiz de karbondioksit tüketiyoruz. Atmosfere verdiğimiz şartlar var. Tüm canlılar mutlaka birbirine etkiler. Yani Afrika'da çıkan bir yangın, ne bileyim başka bir bölgede olan bir doğal afet tabii ki dünya üzerindeki diğer bölgeleri de etkileyecektir. O zaman bunu almadım. Çalışmalarında gözlem ve deney yaparlar. Bu bilim insanlarının genel bir özelliğidir. Bilim insanları çalışma yapacaklar. Bu çalışmaları sırasında tabii ki gözlemler yapacaklar. Problemler tespit edecekler. Buna bağlı olarak deneyler de gerçekleştirecekler. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1 ve 3 şeklinde oluyor gençler. Geldik diğer bir sorumuzda. Abiyotik faktörlerden su ile ilgili bir soru sormuşuz. İfadelerinden hangileri doğrudur demişiz. Şimdi abiyotik faktörlerden suya baktığımız zaman besinlerin sindiriminde kullanılır. Evet, besinleri hidrolize edebilmemiz için, büyükten küçüğe doğru parçalayabilmemiz için mutlaka su kullanmamız gerekirdi. Bu bizim için doğru. Bitkiler besin sentezinde kullanırlar. Bitkiler besin sentezleyebilmek için suyla karbondioksit tepkimeye sokuyorlardı. Aslında bizim yaptığımız oksijenli solunum tepkimesi denkleminin tam tersiydi. Buradan C6, H12O6 aynı zamanda 6 tane de oksijen çıkıyordu. Yani bitkiler besin sentezlerken tabii ki suyu kullanacaklar. Canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. Şimdi yaz ayları geldiği zaman terlemeye başlıyoruz. Aslında terlemekteki amacımız vücut sıcaklığımızı aşağıya çekebilmektir. Yani biz sabit vücut sıcaklığına sahip canlılarız. 36,5-37 derece civarında bir vücut sıcaklığımız var. Bunun hava sıcaklığı arttığı zaman 38'lere, 38,5'lara çıkması bir sağlık sıkıntısı yaratır. O yüzden hava çok sıcak olduğu zaman vücudumuzdan terleyerek su atıyoruz. Terleyerek su attığımız zaman da vücut sıcaklığımızı aşağıya doğru çekmiş oluyoruz. Canlılarda vücut sıcaklığının tabii ki düzenlenmesinde de su görev yapacak. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız Edirne'ye düştü. Geldik komünitelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı sayıda tür bulundururlar. Şimdi komünitelere düşündüm. Popülasyonlar bir araya gelerek komüniteleri meydana geliyor, getiriyordu. Bir ekosistemde de çok fazla komünite olabilir. Her komünitede aynı sayıda tür canlı bulunur, aynı sayıdadırlar demek doğru değil. Coğrafik olanları, komünitelerle ilgili coğrafik alanları aynıdır. Her komünitenin birbirinden farklı tabii ki bir coğrafik alanı
Olabilir. Ekolojik nişleri farklı popülasyonlar içerirler. Olabilir. Komünite dediğin zaman popülasyonlardan bir araya meydana geliyordu. Ekolojik nişleri farklı olan popülasyonları bulunduracaklar. Zaten ekolojik nişi aynı olanlar genellikle aynı komünitede olmazlar. Yani bu bir kesinlikle değil ama ekolojik nişi aynı ise, aynı şeyle besleniyorsa, aynı barınma ihtiyacına sahipse genellikle aralarında rekabet çıkar. O yüzden de ekolojik nişleri olanlar genellikle farklı komünitelere, ekolojik nişleri aynı olanlar genellikle farklı komünitelere yayılma eğiliminde olacaklar diyeyim. O yüzden de cevabımız yalnız 3 şey. Geldik diğer bir sorumuza. Bir komünitedeki toplam bitki örtüsünün yüzde tür sayısına bağlı değişimi yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe bakılarak bu komünite ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi bakıyorum tür sayısı ne yapıyormuş? Toplam bitki örtüsü arttıkça tür sayısı da artmaya başlıyormuş. Bunu grafiksel artış olarak görmüş, göstermiş. Tür sayısındaki artış toplam bitki örtüsünde de artışa neden olabilir. Bakıyorum tür sayısı arttığında toplam bitki örtüsü de arttığına göre ikisi birbirini tetiklemiş olabilir. Tür sayısındaki artış tüm komüniteleri olumlu yönde etkiler. Tür sayısı arttığı zaman tüm komüniteler olumlu yönde etkilenir. Her komünite bundan iyi yönde etkilenir diye bir şey söz konusu olamaz gençler. Bazı olaylardan bazı komüniteler birbirinden farklı yönde etkilenebilirler. Toplam bitki örtüsü ile tür sayısı arasında ters orantı vardır diyor. Toplam bitki sayısı ile tür sayısı arasında doğru orantı. İkisi de arttıkça artmışlar. Yani ters orantı vardır diyemeyiz. Hangileri yapılabilir dediğine göre de cevabımız Adana'ya düşmüş olacak. Geldik diğer bir sorumuza. Yine abiyotik faktörlerle ilgili bir soru. Aşağıda bir uzun gün bitkisinin çiçeklenme durumu ile ilgili yapılan deneyin sonuçları gösterilmiş. Şimdi baktığımız zaman çiçeklenme yok, çiçeklenme var, çiçeklenme var, çiçeklenme yok şeklinde belirtmiş. Bakıyorum. Güne baktığımız zaman şurası ışık verilmeyen karanlık süre. Yani 8 saat aydınlıkta kalmış, kalan süreyi karanlıkta kalmış, çiçeklenme yok. Demek ki gün uzunluğunu fazla istiyor. Çünkü buraya baktığımız zaman da 16 saat gündüz olduğunda kalan süreyi karanlık olarak geçirdiği zaman çiçeklenmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Demek ki uzun gün bitkisi. Sonra baktım. Çiçeklenme gün uzunluğu fazlaymış. Karanlık süresi şu kadarmış. Çiçeklenme yine gerçekleşmiş. Aydınlık süreyi arada kestiği zaman ise çiçeklenme gerçekleşmemiş. Demek ki bunun kesintisiz bir ışığa ihtiyacı var. 12 saatten az ışık alan uzun gün bitkisine çiçeklenme görülmez. Baktım 12 saatten az ışık aldığı zaman çiçeklenme gerçekleşmedi. Bunu grafikten okudum, çıkarttım, doğru. 12 saatten uzun süre kesintisiz ışıklı ortamda tutulan uzun gün bitkisi 12 saatten uzun süre kesmezsen, kesintisiz bir şekilde ışık verirsen tabii ki çiçek açıyor. Bunu da gördüm. Işık alma süresi karanlık ile kesintiye uğrayan uzun gün bitkisi çiçeklenmez. Işık alma süresi yine fazla, bakıyorsun sayı saat olarak dilime baktığın zaman fazla ama araya bir şey girmiş. Tabii ki çiçeklenme gerçekleşmemiş. Altında yok yazdığına göre bu da bizim için doğru oldu. Geldik diğer bir soruya. Yukarıda beslenme biçimleri ve bunların özellikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sadece ışıklı ortamda inorganik maddelerden organik besin üretebiliyormuş. Işık varlığında inorganiği organiğe çevirebildiğine göre o zaman bunun ne olması lazım? Birim fotoototrof olması lazım. Hangisi yanlıştır diyor. Birbire gidecek, doğru. Buraya bakayım. Ökaryotlarda kloroplastta, prokaryotlarda sitoplazmada gerçekleşir. Ekimden bahsediyoruz. Ökaryot hücrelerde kloroplastlarda gerçekleştiğine göre, prokaryotlarda da sitoplazmada gerçekleştiğine göre besin sentezinden yani fotosentezden bahsediyoruz. 2-2'ye gidecek diyor. Bir kere ökaryotlar kemosentez, kemoototrof değillerdir. O zaman bu yanlış oldu. Ekosistemde madde döngüsünü saprofitler sağlarlar mı? Tabii ki sağlayacaklar. O zaman bu bizim için doğru. Öglena ve böcekçil bitki hem ototrof hem heterotrof canlılardır. O zaman bu da örnek verilebilir. Herbivor, her yerde ot vardan aklımızda tutacaktık. Otla beslenen, otçul beslenmeye sahip canlılar herbivor canlılardı. O zaman bu da bizim için doğru. Böylelikle videomuzu bitirmiş olduk. Geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.